Sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Medieval Dynasty'nin 3. bölümüyle birlikteyiz. En son görevimizde İda'dan tırpan yaparak görevimizi tamamlamıştık. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak öncelikli olarak bir şey de söylemek isterim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Oyun hakkında fikir ve görüşlerinizi yorum olarak da atıp ardından like atarak da bana çok feci bir şekilde destek olabilirsiniz. Kaldığımız yerden o halde devam ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim şimdiden. Özel ayarları kullanarak oyunu kendi isteğine göre ayarlayabilirsin. Halihazırda başlamış bir oyun sırasında bile çeşitli ayarları değiştirebilirsin. Mevsimler vesaireler acaba ondan mı bahsediyor diye düşünüyorum. Yine bu bölümde arkadaşlar bir 40-45 dakika aralığında bir bölüm olacak. Bilginiz olsun. Aslında chill bir oyun yani. Böyle oturup saatlerce köyünü yaparak yine aynı şekilde chill takılabilirsin. Şimdi tırpanı Unigost'a teslim edeceğiz ancak bizim adam biraz acıkmış. Ve yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama onun için de bir sıkıntı yok. Niye? Şimdi bir hemen mızrak yaparız. Bir suyu içelim şuradan. Şu balıkları yakalayamıyor muyuz ya? Hatta gidelim tırpanı yapalım. Belki panamara verir. Şuradan 3-5 lokma da bir şey alırız. Şu adam şimdi şurada yüzmesi lazım abi. Bu ne ya? Yani yüzerek gitsene kardeşim. Daha böyle estetik olmaz mı? Şunlardan toplayalım da. Benim kaç param var? 6,5. Ya şöyle bitkiler. Bir skill ağacıma bakmak istiyorum. Ha. Sağ kalım aktivitelerinden daha fazla tecrübe kazanılır. Bunu kasacağım. Çünkü daha çok XP gelsin istiyorum. Hatta 3 yapacağım. Heh. Daha seri açabilelim. Tamam. Şimdi Unigost'a şunu bir verelim abi. Zaten adam açlıktan ölmüyor. Daha var. Lan ne yapıyorsun orada çitlerin dibinde? Çişini mi yapıyorsun çalıkların içine lan? Unigost. Tamam. Harika sıkıntı çıktı mı? Hiç de bile. Ha. Aynen hiç çıkmadı. Ne kadar uğraştık. O şeyleri toplayıp satın parasını yapabilmek için. Beni mi arıyor emin misin? Aferin sana. Ninavedisler var. Sambor seni arıyor. Komik gözleri olan ve suratından aptallık akan birinden bahsedip duruyormuş. Kulağıma öyle geldi yani. Anladım. Peki öyleyse bu aşağılamayı daha fazla uzatmadan gidip onu bulacağım diyor. Hanedan şöhreti. Ne verdi? Para vermedin mi şimdi? Bakalım. Allah seni kahretmesin. Burada yemek satan yer var mı? Bir bakayım ya cebimize göre yiyecek bir şey var mı? Bu altın satıyor lan. Göster bakalım şu malları. Havuç 3 istiyor. Bende ne var? 6,5. Dut yesek kaç tane alabiliriz ki? Hem su veriyor hem yok suya gerek yok ki. Tamam su ihtiyaçtır da suyu içtik dereden içiyoruz köy zamanında şimdi marketten su mu alacağız? Eskiden su parasız da şimdi her yerde paralı. Şu an
Soğan alayım ya. Tamam, yenilik getirelim de kardeşim. Sen anlamıyorsun ki. Zengin hayatı lan burada. Nerede zengin hayatı? Al sana. Her yeri bok götürüyor. Nerede zengin hayatı? Hey gidi hey. Şimdi Sambor'la konuşacağız. Doğru, sen de haklısın kardeşim. Şuraya gideceğiz. O halde ben şimdi kendime bir şuradan, ya şu ilerideki ağaçları oradan keserim. Yok yok, bizi bir şeye kapamadılar ya. Eskiden kapital sistem öyle şimdiki gibi değil. Baksana oğlum, herkes hayatının gücünde takılıyor. Hayvanıyla uğraşıyor, tarlasıyla uğraşıyor uğraşan. O keşke öyle dediğin gibi olsa da olmuyor burada kardeşim. Maalesef ki. Şimdi gidelim abi şu ağaç keselim, şuradan mızrak yapalım. Götümüzde yaprak, elimizde mızrakla bunu kesemiyoruz. Bu, hatta çubuk toplayayım şöyle giderken de. Bunu da kesemiyoruz. Şunları toplayalım da. Balta yaparken işimize yarayacak çünkü. Şey, mızrak yaparken. Taş da lazım. Ama bu kayayı da mı alamıyoruz? Kaç tane taş oldu? 9 taş. Tamam. Şimdi biraz ağaç keselim. Ağacı kestikten sonra da yallah Sambor'un yanına. Ağacı kesiyorsun, yaprakları dökülüyor üstünden. Ne kadar güzel yapmışlar efekti. Gelin lan buraya, yuvarlanmayın. Şimdi mızrak yapalım. Hatta bir tane bıçak yapalım. Bıçağımız var mıydı bilmiyorum, bakmadım ama yapalım yine de. Hayvan yakalarsak en azından derisini üzeriz. Şundan da birkaç tane daha yapacağım ben. Tamam. Baltayla bir ağaç daha kestim mi? Gidebiliriz. Çünkü mızrağı fırlatıyorsun ya, hem ok gibi kullanmak istiyorum böyle kendimi savunurken. Kurtlar oluyor çünkü ormanda, biliyorsunuz ki. Hatta şu balta kırılana kadar keseyim ben ağaç. O daha hafiflemiş olur üstüm kırılınca. Evet, çok güzel. Kaç kütük oldu? 6 kütük oldu. Dur bir dakika ya, bakalım. Tamam, 10 tane oldu sanırım. Biraz hastayım. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Üşütmüşüm. Hastaneye git, serum taktır, ilaçlar falan derken vallahi anca kendimi toparlayabildim arkadaşlar. Evet. Şu baltayı da kırayım hatta. Ah. Hatta bunlarla da mızrak yapacağım. Lan gel. Bah. Bütün ormanı topladık ya. Öbür kütük nerede? Onu aldın mı?
Şunu da yapayım abi, gidiyorum hadi, tamam son. Tamam. Şimdi mızrağımızı alalım elimize. Bir de mızrak var. Üç de çekiç var. Sıradan meşale elimizde. Taş bıçak iki de. Taş bıçağımız varmış aslında ama sıkıntı yok. Şimdi elime mızrağımı çekeceğim. Ve samborcuğuma doğru gideceğim. Ağırlık var üstümüzde. Yolda hayvan görürsem avlayacağım. Ah be. Şöyle atsam. Vurdu mu? Ahşap mızrak. Al abi mızrağı. Bak ama mızrağı al. Mızrak. Mızrak. Hayvan gören var mı? Şimdi hayvanlara ürküterek yaklaşıyorum. Kaçıyorlar. Aha. Nerede o? Vurdum mu? Allah kahretsin be. Tüh. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Oo, bir sürü var burada. Ya ben bunu koşsam böyle mızraklayarak öldüremez miyim? Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Lanet olası hayvan seni. Geber. Aha. Saldırıyor şerefsize bak. Oğlum bak. Şimdi senin bir derinleyeceğim de ben. Ahşap mızrak var mı başka, yanlış attı. Şu bir tane daha öldürmek istiyorum ya. Aha. Gördüm. Tam bunları koşarak yakalayabiliyormuşuz. Hiç gerek yok atmaya yani. Saldırıyor zaten durup. Dur bakayım. Oğlum gel lan buraya. Allah cezan. İstemiyor mu? Ağzına sıçayım seni. Koş koş. Av başlasın. Ah! Lan! Heh! Saldır bana! Evet! Bir ateş yakalım. Şunları pişirsin. Tamam. Şimdi şu yemekleri bir yiyelim. Evet, çok güzel. Bunu bırak. Ve devam edelim. Domuzun üstünde göl gibi bir şey var mı? Su birikintisi. Ha, şuraya gidelim ya abi. Bir de su içelim oradan. Gel lan buraya. Oh. Aa, öldürdü beni. Öldürdü lan beni. Gördün mü porsu? Şerefsiz. Istıra ıstıra öldürdü bizi valla. Vay be.
isterim lan ben bunu. Oh. Şurada da ahşap mızrak var, yuvarlanıyor. Şunu bir yüzelim. Avcı kulübesi de açıldı. Çubuk lazım. On altı tane. Oha. 39 tane mi? Oğlum. Bak. Oha gökten bizon indi. Şunları bir yiyelim. Üzerimizde başka ne var ağırlık yapan mesela? X. Kırk üç. Tamam. Tamamdır. Sambor'a gidelim. İnşallah bize saldırmaz bu. Yok yok bir şey yok. Yok bir şey yok. Allah Allah geliyor. Gelme daha. Ve devam. Kurt mu? Şöyle FPS oynamayı düşünüyorum. Öldürme. Can lazım. Şu lanet baykuş yahu. İşitmiyor musun? Ne baykuş öyle bir şey duydum yok benim. Tabi buna hayvan hayatı derler. Zaten ormanda yaşar sayılırsın. Bunu nasıl bilmez?
Yardım istiyorsan biraz sakinleşme ve sıkıntılı anlat, evet. Şu lanet kuşuna uyuyamıyorum. Gagasını ettiğim öttükçe ötüyor. İbini koparmak istiyorum. Neden kendini ilgilenmiyorsun? Artık hava çıkamıyorum. Sen ciddi misin? Bir avcı kulübesinde yaşıyorsun. Şaka maka. Burasını ben inşa etmedim. Bir süre evvel buradaki avcı ölünce yerine ben geçtim. Seviyorum burasını. En azından şu lanet baykuş gelmeden önce seviyordum yani. Eğer sormamda bir sakınca yoksa, tabii ki sakınca var. Eti artık satın alıyorsun değil mi? Herhangi bir hayvana baktığını görmek istemiyorum çünkü. İyi dinle lan beni velet. Sana kendimi açıklayacak değilim. Ama çeneni kapalı tutacaksa eğer, et falan istemiyorum. Son zamanlarda yeşillik ve tahıl türü besleniyorum çünkü. Yahu bu beslenme alışkanlığı dünyada bir tek inekler sahip. Tanrım aşırı sinir bozucusun, iç geçirir. Hayatımı sadece iyilik yaparak geçirmedim. Kimsenin kimseye yapmaması gereken şeyler yaptım. Fakat amcamla tanıştıktan sonra değiştim. Öyle ya da böyle bana çok yardım oldu. Dinle. İkimiz de kendi yolumuza gittiğimizde kendime bir söz verdim. Bundan sonra şiddet hayatımda olmayacaktı. Bundan sonra elimi kana bulamayacaktım. Şimdi sen sinirimi hotlatmaya devam edersen yeminimi bozacağım. İster misin bozmamı? Affedersin ama avlanmam gereken bir baykuş var. Güzel. Elveda. Baykuşu bul. Burada baykuş mu varmış? Bana bir şey verdi mi bu? Bir şey vermedi. Ya benim canımı çoğaltmam lazım ya. Canımı çoğaltacak bir şey yapmak lazım. Şimdi haritada şu alanın içini araştıracağız. Tamam. O sırada böyle bitki mitki görürsem... Aa, bir dakika, level atladığımız şeyler vardı sanki. Teknoloji açılmış. Tamam. Aha. Öttü. Aha. Oğlum bu ne? Lan! Sen baykuş musun oğlum? Burada ne yapıyorsun? Git buradan, çalışıyorum. Görüm. Ne çalışıyorsun? Baykuşçuluk mu? Seni hiç ilgilenmez, Allah Allah. Ya sanırım öyle ya. Lanet bir baykuş çıktın sen. Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok kardeşim. Yerinde olsam ikilerdim. Ne yaptığının hakkında bir fikrim var mı acaba? Hayatımın en kolay parasını kazanıyorum. Benim için tek önemli şey o. Yapma ya. Ben şu çaşaron baykuşu öldürmek için gönderildim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hiç de bile benden değil patronundan korkmalısın. Evet, patronun kimmiş bakayım? Sambor. Öyle biri tanım. Bir dakika. Sen Sambor mu dedin? Aynen öyle. Kardeş beni dinle. Buraya bela çıkarmaya gelmedim. Bana zaman zaman buraya gelip baykuş taklidi yapmam için sikke verdiler. Senin patronuna papaz olacağım aklım ucundan geçmezdi. Sal beni gideyim. Bir daha da buralara gelirsem ne olayım? Lütfen bırak beni gideyim lütfen. Sakin ol ya. Seni kimin görevlendirdiğini söyle bana hele. Sonra salacağım seni. İkinci seçenek de böylesine bir hataya bulaştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gidebileceğini mi sandın Sambor? Çok kızgın. Volt attı. Tut ki ismindeki bir yerde çalışıyor. Yeminle tüm bildiklerim bu kadar. Hadi yürü git buradan. Yallah. Adam ol. Tamam mı? Bir daha öyle milleti rahatsız etme. Vallahi gelirim sana burada maymun taklidi yaptırırım sonra dallarda. Kardeşim! Sıkıntını çözdüm ama sen uyuyorsun galiba. Kalk lan. Senin baykuş diyeceğin öldü, evet gitti falan filan gelmeyecek. Biliyorum ama güvenmem lazım. Herifi Wolfrat adında bir adam tutmuş. Tanıyor musun? Ha ulan ne OC bu herif ya. Karnım ağrıdı gülmekten. Tabii ki tanıyorum onu. Ölümsüz yumruktan birisiydi o da. Gerçekten mi? Şu sözde baykuş Panatotki denilen bir yerde yaşıyor demişti. Aynen. Fazla uzaklı sayılmaz. Buradan biraz ileride ailesiyle eşek satarak geçimini sağlıyor. Kendini de eşek kafalı tek olduğu için işi cuk oturmuş. Bir gidip kendisinin karşısına çıkmak isterim tabii. Bu işin altından kalkmak sana kalıyor evlat. Benim adıma bir paket teslim edeceksin. Olur dayı. Bir gözün de yok. Önemli değil, ne oldu? Herifi yumruklamamı isteyeceksin yoksa yine. Al böyle diyeyim. Gerçek bir hediye. Çok özel bir sürpriz hazırlıyorum kendisi ama bana biraz zaman vermen gerek. Sürprizi hazırlamam biraz zaman alacak. Yarın gelebilirsem hazırlamış olurum diye düşünüyorum. Yarın görüşürüz o zaman. Ben de yatsam burada uyuyamıyor muyum dayı?
Şu ateşi de mi kullanamıyoruz? Çok saçma. Bunları kullanabilsek bence güzel olurmuş. Ne lazım? 16 çubuk. Oldu. Bu 17 oldu. Ben de gideyim şurada ateşimi yakayım. Heh. Yakalım bunu da. Bölümler. Oyunun başında seni oyuna alıştırmaya başlayan mekanik isimdir. Yeni yerleşim bir yerin için sana ipucu da sağlar. Bölümleri tamamlayarak gelişim aşamasında ilerlemeni sağlar ki bu da inşa edebileceğin maksimum yapı sayısını arttırır. Tamam hocam. Da ben niye burada neden doğdum ben onu anlamadım şimdi. Heh. Neyse. Tamam, önemli değil. Ateşi yak. Zanaat yap. Mesela çorba. Hiçbir şey yapamıyoruz. Şöyle yapalım. Birkaç tanesini pişirelim. Bir 10 tanesini falan. Diğer geri kalan eti de sandığa koyayım. Üzerimden gitsin ağırlığı. Ondan sonra Sambor'a geri dönelim. Yapacak bir şey yok. Burada uyandık. Üç tane daha yapsın. Şimdi şu yiyecekleri atalım. Tamam, 4 ağırlık 20 et için fazla değil. Derileri atalım. Al çubuğu da at. Tamam. Hadi gidelim. O zaman. Keşke at gibi bir şey olsa. Şimdi gidelim bakalım ne hediye verecek, ne yapacak bu adam ben merak ettim. Komşuların için bazı görevler tamamla. 2'de 3'ünü halletmişim. Flört etme başarılı. Oo, romantik bir bölüm. O zaman romantiklik, romantik bir adam olacağım sanırım. Bakalım kimlerin peşine düşeceğiz.
Aa, kurt sesi geliyor. Bak orada. Gelme. Ben şuradan kaçayım. Reis. Ne oldu? Niye böyle nefes alıyorsun? Çek çek. İyi misin? O zaman konuşalım. Ne var yine? Paket hazır mı? Hazır durumlar evim. Tamam. Gizemli paket. Tamam. Teslim edeceğim hocam. Nerede bu adam? Oo, bu tarafta. Giderken köy üstünde, köyün içinden geçerken de bir flört etme. Ama yok ya, o bizim köyden yapalım. Yabancı köylerden olmasın. Aha. Yok yok. Vallahi yok. Yok öyle bir şey yok. Ben gidiyorum. Maşak maşak diyor oğlum. Hayırdır? Domuz geliyor mu? Geliyor vallahi. Kaç. Ama bir iki tane mızrak yapsam aslında ya, ya yapamıyor muyum ben? Neyse bakalım şu köye gittiğimizde belki satıyorlardır. Evet. Kaç tane mızrak yapmak istiyorum? 8 tane falan. Üç, dört. Aha balta kırıldı. Taş. Taş. Taş neredesin? Ama yok. Bir tane buldum. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hemen balta yapalım. Şu ağaçlardan birini kesiyordum ama hangisini kesiyordum? Bu. Tamam. Düşmedi. Bir. İki. Üç. Üç. Ve dört. Sudan da içelim. Çok güzel. Şu mızrakları yapalım. Ardından köye gidelim. Şu Wolfrat'a ne vereceksek verelim. Gizemli paketin içine artık ne koyduysa. Göreceğiz. Evet. Haydi gidelim. 10 tane mızrağımız oldu. Daha 950 metre var. Nasıl bir tehlikeyle karşılaşacağız onun üstünde çok merak ediyorum. Bak ayılar, mayılar, domuzlar. Tamam geyikten sıkıntı yok. Kaçarlar en fazla. Ho! Ho! Şöyle bakalım. Bir şey de yok, etraf temiz. Yardırmaya devam. Açık araziye geldik. Bu da vahşi hayvan olmaz herhalde çok. Vaşak maşak olabilir böyle yerlerde belki. Aha köy gözüktü. Tamam burada hayvan, yabani hayvan gelmez buraya. Neyim, kaç param var? 6,5 sikke var. Hiçbir şey olmaz. İki tane soğan parası. Merhaba, merhaba, merhaba. Alina. Bir şey var mı satabilecek üstümde? Taş var, tüy var, çubuk var. Şunları satayım bakayım. Çok da para etmez ama. Sattığın mallara bakabilir miyim? Çubuğu da al. Bir tanesi 4 yapıyor.
Ne satıyorsun sen? Sarmaz. Goodbye. 500 metre. Hadi bakalım. Merhaba, merhaba köy halkı. Hop. Keşfedilen al bölgesi, porsuk ve güvercin. Anlaşıldı. Porsuklara ama yani dibine girmen gerekiyor. Önce kaçıyor. Dibine girip saldırırsan o da saldırıyor ama yani direkt saldırmıyor kurt gibi anladığım kadarıyla. Geyikler kaçıyor zaten. Ayı kovalıyor. Yaban domuzu kovalıyor direkt. Bizon kovalıyor. Kuşlar kaçıyor. Geyikler kaçıyor. Porsuklar kaçıyor. Tavşanlar da kaçıyordur. Kaç babam kaç. Şimdi köye geldik. Hop. Hop. Bofrat. Vay anasını. Pardon. Biri parlak, diğeri kara. Ancak ikisi de kıvılcım saçıyor. Gözlerine bak hele. Sen Racimer olmasın. Ya aslında Raci... Bir dakika ya. Sen ismimi nereden biliyorsun? Amcan Lord'unu tanıyorum. İsimleri asla unutmam ben. Ranigast, hayırdır? Buralardasın. Kanlı canlı göreceğimi hiç düşünmezdim seni. Beni Sambor gönderdi. Bu paketi sana vermem lazımmış. Ah be evladım. Yanında olsam o şeyi direkt atardım. Neden? Pekala, bu adamı 20 yıldan beridir tanıdığımı ve paketin kokusunu buradan alabildiğimi düşünürsek onun içinde dışkısı olana dair sana garanti verebilirim. İğrenç ya. Ha, usta şakacı kandırma tabii. Bakıyorum seni tufaya düşürmüş. Sen ikinci kurban oldun. Biliyor. Vay şerefsiz Sambor. Bokunu vermiş bize. İt oğlu it. Aslında koyun çaktırma. Bu kas yığınına 10 yıllardır şakaları edip duruyorum. Ah yaptığım en iyi şakalar bir görseydin var ya. Ne güzel günlerdi. Tabii ki öyledir. Neyse. Umarım bana çer çöp dolu çuvaldan başka bir şey daha getirmişsindir. Tabii ki dair. Aslında Hugo Stesambul ile çete hakkında konuşuyorum. Ben bir süredir. Biliyor muydun? Ayrı atladım. Ben de ağzımdan kaçardım diye korkmuştum. İşimizi başkalarına söylememek için oldukça ihtiyatlı olmalıydık. Sürekli gizli ve meçhul takılırdık. Lordon kadar muhafız olduktan sonra kesin biraz afallamıştır. Sonuçta tüm gözler onun üstündeydi. Amcam bir kala muhafızı mıydı? Evet evet. O ölünce de onun yerine Unighost geçti. Onu biliyordum. Hikayenin devamını dinlemek isterdim aslında. Amcam hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum. Aklına çıkmış onun falan filan. Beni bulmam iyi olmuş o zaman. Tehditkar silüetleri hatırlatan her türlü maceraya varım. Tehditkar silüetler mi? Çetenin adı oydu. Sana bunu söylemeler değil mi? O ihtiyarların kafa giydik zaten. Ben anlatırım sana ama önce yardımın lazım. Büyük çaplı bir kurt sürüsünü yakınlardaki ormana dadandı. Her an bize saldırmaya gelebileceklerinden korkuyorum. Tamam hadi devam et abi. Devam et, devam et, devam et. Kurtları öldüreceğiz anladık. Amanda ile konuş. Bakalım. Evet, eşi. Racimir'le olan yeni olduğunu söyledim. Tamam. Özür dilerim canım. Amcanla hiç tanışmadım ama ben Voldart ile ikisi bayağı sıkı dostlardı. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ben buraya sıkıntına yardımcı olmak için gelmiştim. Wolfart, Marilla hakkında hiçbir şey anlattı. Tamam. Koca bebeğe yardımcı olmaya mı geldin? Evet. Nihayet teşekkür ederim. Kocam biraz hassastır. Fikrini değiştirme olsa da çok iyi olur. Kocam hadi ne yapıyoruz? Neyin durum
İnek durumuyla ilgilen. Nasıl yani? Bu eşek. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor ki? İnek. İnek durumuyla ilgilen diyor ama inek durumu nedir? Çetin Cank, hoş geldin. Çok teşekkür ederim takip ettiğin için. Sağ olasın. Hoş geldin. İyi akşamlar. Şimdi ben inek görevi ne abi? İnek durumuyla ilgilen. Nedir ki bu? İnek nerede hani? Sağda. Ha, tamam. Bari yüzeyim bunu. Sağ olasın Çetin, teşekkür ederim. Tamam, adamı daha demin bana var ya 1000 tane tahta toplatacaktı ya. Allah'ın öldürdüm. Halettin ha, evet. Aranıyor mu? Olamaz. Olması gereken buymuş demek. Peki ya Çetin'in hikayesi? Oraya da geleceğim. Anlaşmalı, anlaşmadır arkadaşım. Lord'dan ve Çete ile çalışmadan evvel ben nasıl desem kumar sanatçısı veya başka bir deyişle profesyonel zar oyuncusuydum. Sıradan bir dolandırıcı desek daha doğru aslında. Dinle. O tevarne senin, bu tevarne benim gezip elimdeki hileleri zarla para kazanıyordum. Çok güzel rol kesiyordum ama Lord'dan direkt anlamıştı beni. Göz göze geldiğimizde avuç içim yanmaya başlıyordu. Göz ucuyla bakınca sürekli sırtına da görebiliyordum. Achievement mi kazanıyorduk? Neyse o zaman sağlık olsun. Kaybettikten sonra benim hile yaptığımı bilmesine rağmen hiçbir şey dememişti. Parasını verip benimle tokalaştıktan sonra masadan ayrılmıştı. İçime öyle bir kurt düşmüştü ki sorma. Takip etmeye başladım onu. Çetenin geri kalanıyla buluştuğumu gördüm. Onları takip etmeye başladım. Bu sefer Sambor'un ne zaman gözden kaybolduğunu hatırlıyordum. Bile birden birisi ensemden yakaladı. O dev adam boğazımdan tutup havaya kaldırdı beni. Eğer beni oralarda biri bir daha görürse beni öldüreceğini söyledi. Çok ürkütücü olmalı. Yapacağın en akıllıca iş o insanlardan uzak durman ya da kaçman olur. Ama şu ana kadar bunu yapan birini görmedim. O yüzden bu kişileri takip etmeye karar verdim. Bir sonraki adımda Sambor düz tehdidin yanına dayak da ekledi. Sol gözüm 2 hafta boyunca kör kaldı ama pes etmedim. Günden güne benden daha çok bakıyorlardı. Bir süre sonra beni görmezden gelmeye başladılar. Onları takip etmem umurlarında değildi. Sonra takip etmek yerine yanlarında az sürmeye başladım. Sonra da aralarına katıldım. Ben de onlarla birlikte kamp yapmaya başladım. Birlikte yedik içtik. Günün birinde bir tavernaya gidip oturduk. Lordan ben dahil herkese bir tabak, bardak ve tabak uzattı. Minigos bana adımı sorduktan sonra artık benim ailemin bir parçası oldum. Başıbaş köpek gibiydin yani, çok uzağa gitmezdin. Aynen öyle. Kulağa çok aptalca, hatta acınası geldiğini biliyorum. Ama geçmişte dönüp baktığımda bunun yaptığım en iyi seçim olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman benimle dalga geçerlerdi tabii. İlk başta bana farklı davranıyorlardı. Aralarındaki en genç kişi bendim. Gel zaman git zaman onlardan biri gibi hissettim. Beni sevdiklerinden emindim. Çok güzel cidden. İlk vazifemi hiç unutmuyorum. Bir kontesi köşkünü yetimhaneye devretmesi için kandırıyordum. Harika bir şeydi. Kendimden geçmiştim sevinçten. Soylu bir dolandırıcı olmuştum. Suçluluk hissetmedim. Başarı hissiyatım zirveydi. Güzel bir iş çıkarmıştım ki Lord'dan sağ kolu bile aferin demişti. Nigos diyorsun yani. Nigos mu? Valla Lord'un ile kardeş gibiydi ikisi ama sonra kimin sözü geçer dersen adım gibi eminim ki herkes parmağıyla Kestrel'i gösterir. Kestrel mi, o da kim? Sana ondan bahsetmediler mi? O zaman ben de bahsetmeyeceğim çünkü beni ilgilendiren bir durum değil. Vinigos'ta sorsan daha iyi olur. Tabii, görüşürüz. Peki.
Unighost'a gideceğiz. Bakalım Unighost nerede? Unighost neredeydi lan? Ha şurası. Tamam. Gidelim. Unighost'a. Hatta biraz acıkmışız. Bir şeyler atalım ağzımıza 3-5 parça. Çok güzel. Tavşansın. Yeri keşfettik. Bunlar hep lazım olacak. Ayı mı? Değil. Bizonmuş. Bağırıyor gene. Bı. Oo. Sakin ol kral. Tavşan yeri açıldı av için. Domuzcuklar var ileride. Koş koş. Geliyor mu? Oha geliyor lan. Heh. Hocam, bak git buradan. Bak keserim seni ha. Neyse koş koş. Daha 700 metre var. Aha. Fight müziği çaldı. Bir şey geliyor. Gitti. Oo. Kadar uzakmış ya orası öyle. Oraya kadar yüzülmez. Tamam. Şu karadan biraz hızlı gidelim de öyle karşıya geçeriz direkt. Neden o kadar suyu yüzerek geçelim ki? Hop. Güzel bir ambiyansı var oyunun ama ya. Sazan. Sazan yeri keşfettik. Bir olta molta yapıp aslında evet. Vaşak, karga. Olta yapıp aslında var ya balık da tutulur. Sarar yani. Köprüden de geçtik. Tamam. Ben bir kurbağayım. Dövüş mekanikleri ve hikaye harcı oldukça iyi yapmışlar oyunu. Evet. Yani dövüş mekanikleri biraz geliştirilebilir böyle update'lerle vesairelerle. Onun dışında hani eklenebilecek şeyler var yani bu oyunun mesela eskiden co-op oynanmadığını biliyorum ama co-op'u geldi. Yani oyunu geliştiriyorlar aslında baktığında. Selam Unighost, ne zamandır görüşmedik diyor. Cidden bayağı oldu görüşmeleri. Racimir nasıl? Harika. Tamam. Bam 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 bam. Bitmiyor ki. Baksana ne kadar çok konuşma metni koymuşlar. Ya yani insan okuryazısını kaçırıyor. Bu kadar uzun. Yani anlatılmaz ki. Bah.
Şimdi şuradan merhabalar. Ben bu köye yeni taşındım. Şu ileride evim var. Takılıyorum burada. Tamam, neyse, yeter bu kadar. Kalk ayağa. Şimdi şu güzel aslında, bakayım buna. Yani bu idare eder. Buna bir konuşalım bakalım. Hoşbeş et. Nasıl gidiyor? Yaz sıcağı bana çok dokunuyor. Yaşlanıyorum sanırım. Ne zaman bir gölge bulsam çalışmaya dönmeden önce biraz nefesleniyorum orada. Canını sıkan bir şey mi var? Şifalı ot mantar toplarken benim gözler sıçanınki kadar kör olur. Veriyor. Aradığım şeyler ot içme arasında seçemiyorum. Hepsi bana aynıymış gibi geliyor. Şöyle romantizm. Çok ilginç birisin sen ya. Sana bir şey sorabilir miyim? En büyük hayalin ne? Ben küçükken maceracı olmak istemiştim. Ama şimdi mutlu olsam yeter diyorum. Nerelisin mesela? Doğduğun yerin hakkında konuşalım mı biraz? Yöre mutfağına bayılırım. En sevdiğin yemek hangisi? Yemekten gir. Oo, şarap yemekten sayılır mı? Ne diyorum ben ya? Tabii ki sayılmaz. Likör sayılır ama. Bir şey sorabilir miyim? Dalga geçme benimle ama en sevdiğin hayvan tavuk. Nedensiz yani. Öyle tarafta etrafta koşturmaları olsun, kafalarını ileri geri yapmaları falan hoşuma gidiyor. Sen mesela sever misin tavukları? Hava ne kadar güzel ya. Sence güneşli bir hava mı yoksa yağmurlu mu daha iyi? Çalışmak bizim özümüzde var. Boş zamanlarda ne yapıyorsun? Hani biraz da iş ile alakalı soralım. İçime Kobe değildir genç bayan. Dediğinden beri işi makaraya vurmaya devam edeceğim. Hani kelimenin tam manası ise göz kırpar. There was this guy in the Evet, taverns who kurdum. called himself Sparrow. Sorry, Captain Sparrow. I'm pretty sure Erkek he's ya da kız from our guild. kardeşim var mı? Tamam. Babamı doğru tanıyorsam şayet gayrimeşru birkaç kardeşim vardır kesin. Maalesef onlarla tanışma şerefine erişemedim hiç. Bunca senedir düşünürüm acaba hangimiz şanslıyız diye. Çok ilginç birisin sen ya. Sana bir şey sorabilir miyim? En büyük hayalin ne? Ben küçükken maceracı olmak istemiştim ama şimdi mutlu olsam yeter diyorum. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye can atarım. Tavsiyen var mı? Çocukluğumdan beri yükseklikten korkarım. Ne zaman düşsem kendimi ince çekmiş gibi gelir. Senin en büyük korkun nedir mesela? İkinciyi söyleyeceğim. Ormanda mantar olmanın ama çok dikkatli ol. Tek bir hatanda yere düşüp bayılır. Kendini 3 gün sonra çırılçıplak şekilde porsukların yanında bulursun. Aslında usta hayvanlardır ama aynı mekanda bulunmak istemezsin onlarla. Ne bir şeyler soralım. Ha. Bunları tamam gel katıl. En azından köyde takıl, yakınımda dur. Köyüne yeni katılan birini istediğin bir eve yerleştirebilirsin ancak şunu unutma, bir evde yalnızca bir erkek ve bir kadın olabiliyor. Böylelikle zamanla çocuk sahibi olup bir aile olurlar. Peki. Şimdi bunun evi yok herhalde. Evet. Evet arkadaşlar, Medieval Dynasty'nin 3. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün de yine İda'dan aldığımız tırpanla birlikte tabii görevlerde ve hikayelerde maceramıza adım adım ilerleyerek buralara kadar geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalıma da abone olarak videoların altına oyun hakkında fikir ve görüşlerinizi yazarak ve like butonuna basmayı da unutmayarak bana destek olabilirsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.